İlk durağımız Silivri olacak bugün. Silivri'de çıkarılan doğalgazın artık ilk ateşi yandı. Yapılan son sondajda kuyulardan doğalgaz çıkarılmaya başlandı. Ayrıntıları alacağız. Aslı Bilger Kutlu da notlarıyla karşımızda. Aslı. Evet, bir taraftan Karadeniz'de yürütülen çalışmalar, bir taraftan Trakya'da yürütülen çalışmalar artık nihai sonuçlara ulaşıyor. İşte o noktalardan birisindeyiz. Şu anda Silivri'deyiz ve burada da daha önce Şubat ayında bir haber yapmıştık. Trakya'da özel bir firma, özellikle Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin destekleriyle birlikte doğalgaz araması gerçekleştiriyordu. Sondaj kuyusu özellikle açmışlardı ve artık sonuca ulaştı o kuyulardan bir tanesi. Birazdan ben kenara çekileceğim. Kameraman arkadaşım İlhan Tanrıöver sizlere gösterecek o doğalgaz kuyusundan nasıl bir alev çıkıyor. İşte özellikle hemen şöyle de yan taraftan da gösterelim. Bir taraftan da konuğumla konuşacağız. Şu anda artık ilk alev yanması gerçekleşti. Doğalgaz sondaj çalışmaları buradaki kuyuda sona erdi ve artık şu anda test aşamalarına geçildi. O doğalgaza ulaşıldı diyelim. Tabii hemen konuğumla konuşacağım. Konuğum TBNG CEO'su Sinan Fırat. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Daha önce de buradan yayınımızı gerçekleştirmiştik. Nedir efendim buradaki sondaj kuyusunun ve çıkartılan doğalgazın önemi diyerek başlayalım efendim. Öncelikle Aslı Hanım hoş geldiniz. Şubat ayındaki çekimimizde bildiğiniz üzere burada sondaj faaliyetlerimiz vardı. Hatta sizle beraber sondaj kuyusunun üzerine de çıkmıştık. Cumartesi gecesi itibariyle biz aslında ilk gazın ateşini yakmış olduk. Bu sayede gazı arama aşamasından üretim aşamasına almış olduk. Tabii ki cumartesi akşamından itibaren gece 3 itibariyle ben ve bütün çalışma arkadaşlarım hem heyecanlıyız hem çok mutluyuz. Çünkü burada sizinle de konuştuğumuz 300 milyon metreküplük bir rezerv vardı. Bu rezervi biz artık yerli ekonomiye kazandırmış oluyoruz. İnşallah bu bizim ilk kuyumuz. Bunun dışında 3 kuyu daha burada açılacak ve bu rezervin tamamını üretim aşamasına almış olacağız. Şubat ayında sizinle beraber sondaj kuyusuna çıktığımızda bu güzel temellerimiz, niyetlerimiz vardı. Bugün bunu tabii gerçekleştirmiş olmanın hem mutlu gururunu yaşıyoruz hem de ülkemiz ve milletimiz açısından böyle güzel işlere aracı olmak, bir bakıma faydalı olmak bizlere ayrıca gurur veriyor. Burada 300 milyon metreküp ama toplamda 600 milyon metreküp doğalgazdan bahsediyoruz değil mi efendim? Evet Aslı Hanım, biz şu anda İstanbul Silivri Değirmenköy'deyiz. Bu gaz İstanbul'un sınırları içerisinde üretilecek Allah'ın izniyle. Artık İstanbul'dan da doğalgaz çıktı yani. Artık İstanbul'dan da doğalgaz çıktı diyebiliriz. Komşumuz Türkiye Petrolleri aynı şekilde bizim gibi burada üretim aşamasına zaten geçmişti. Türkiye Petrolleri'nin öncü olması açıkçası bizi de bu alanda ayrıca şevklendiriyor. Bu bölge dışında Tekirdağ'daki bizim sondaj faaliyetlerimiz devam ediyor. Orada 2024 yılı için biz 4 kuyu daha planlamıştık. 2 kuyunun sondaj aşaması bitti. Şu anda 3. kuyu kazıyoruz. İnşallah oraya da sizinle beraber gideriz. Tekirdağ'daki faaliyetleri daha önce yaptığımız gibi yerinde gözlemleyebiliriz. Peki efendim oradaki çalışmalar bitti dediniz. Sondaj çalışmaları. Orada ne zaman bu şekilde alev yanacak? Kısmetse Temmuz ayına planlıyoruz Tekirdağ'daki ateşi. Tabii burada her bir kuyunun üretime geçmesi, her yanan ateş aslında bizim ülkemiz ve bütün insanlarımız için de artık bu alanda Türkiye'nin belli bir seviyeye geldiğini, bizim enerji alanında kendi enerjimizi üretebiliyor olduğumuzu gösteriyor. Bizim önümüzü açan burada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı. Karadeniz'de üretilen doğalgaz, Gabar'da üretilen petrol, biz özel sektör oyuncularını da aslında bu alana doğru daha fazla itiyor. Çünkü biz oradan cesaret alıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizin bu alanda bize verdiği destek, 2024 sondaj programında bizim özellikle yurt dışı finansman kullanmamızı sağladı. biz yerli ve milli gazı üretirken aynı zamanda finansmanı da yurt dışından getiriyoruz. Bu da yerel ekonomi için çok önemli. Burada üretilen gaz 60 milyon metreküp, 70 milyon metreküp'e geldiği zaman bir yılda bunun maddi değerine baktığınızda altında 600-700 milyon liranın yurt dışından ithal edilmesi yerine ülke ekonomisi içerisinde kalması demek. Bu da ayrıyeten ülke ekonomimiz için çok önemli bir konu. Yayında da gördüğünüz üzere şu anda gazın basıncından dolayı burada aşırı bir ses var. Bunlar aslında bizim yaşadığımız tatlı problemler diyebiliriz. Daha önceki yayınımızda biliyorsunuz böyle bir ses yoktu. Çünkü gaz o zaman üretimi alamamıştık. Ama hamdolsun gaz gayet iyi kalitede geliyor. Önümüzdeki dönemde de bu bölgede, Silivri'de, Değirmenköy'de yeni kuyular açıp inşallah oradan da üretim yapacağız. Efendim şu anda test ediliyor. Nasıl bir basınç var? Çok fazla bir basınç var mı? Şu anki basınç gayet iyi durumda. Test aşamasında basıncı saniye bazında biz sürekli kontrol altında tutuyoruz. Doğruyu söylemek gerekirse beklediğimizden de iyi bir basınç gördük diyebiliriz. Artık bu gazı üretim aşamasında hemen devreye alıp bölgedeki sanayicilerimize ulaştırmak için 7/24 gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Tabii bilmeyen seyircilerimiz olabilir. Dediğiniz gibi buradan çıkan doğalgaz bölgedeki sanayi firmalarına gidecek değil mi efendim? Onu da hatırlatmış olalım. Şu an evlere gelmeyecek zannediyorum. Belki ama önümüzdeki günlerde ya da aylarda, yıllarda neden olmasın diyelim. Ama şu anda bu bölgedeki sanayi firmalarına verilecek. Bölge sanayici firmalarına verilecek. Hatta cumartesi günü Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, Çerkezköy OSB'de sanayicilerle bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Ben de katıldım toplantıya. Sayın Bakanımıza bölgede ürettiğimiz gazın bölgedeki sanayicilere sevk edileceğini bizzat belirttim. Bakanımız da bu konuda bize gerekli tüm destekleri vereceğini şahsen belirtti. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun tekrar. Çok sağ olun. Çok önemli bir proje. Sizler de imza attınız. Başarılar diliyoruz. Evet, TBNG CEO'su Sinan Fırat bizlerle birlikteydi ve sizler de arkamda zaten görüyorsunuz. Gururlanmamak elde değil. Yerli, milli doğalgazımız Trakya'dan özel bir firma tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin destekleriyle çıkartılıyor ve bunun gibi başka kuyular da var. Trakya'da özellikle aynı Karadeniz'de olduğu gibi çok yoğun bir potansiyel var. Şu anda burada 5 kuyuda çalışmalar devam ediyor. O kuyulardan işte bir tanesi sonlandı ve artık ateş burada yandı diyelim ve şu anda da test çalışmaları gerçekleştiriliyor. Silivri'de hemen Sinan Bey de vurgu yaptı. Önümüzdeki aylarda diğer kuyularda da çalışmalar tamamlandı ve orada da ateş yanacak. Öncelikli olarak tabii bölgedeki sanayi üreticilerine, sanayi firmalarına bu doğalgaz gidecek ve yerli ve milli gazımız bu şekilde üretime alınmış olacak. İthal oranı özellikle doğalgazdaki ithal oranımızı da bu şekilde azaltmış olacağız gibi gözüküyor diyelim. Sözü yeniden Silivri'den size bırakalım.